beyler hazır mısınız? Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Louis'i oynayacağız. Louis gerçekten doğru olarak kullanıldığı takdirde çok güçlü bir mid hero'su. O yin ve yangları birleştirdiğiniz takdirde rakibin başlarını birbirine vurursunuz. Karşımda Chench var şu an. Chench oyun başı biraz baskın oynayabilir bana. Buna mahal vermemek için biraz geride durmak lazım. O üçlü üçlü seri bir şekilde atıyor ya. Şöyle mümkün mertebe arkada durursam hasarını almadan şu an kalkanda topluyorum ben skillerimle bir yandan. Biliyorsunuz ki Louis'i skilleri arda arda tutturduğu takdirde kendine ufak bir kalkan yaratıyor orada. Yin ve yankları tutturursa. Yin yank dediğim bu arada skiller tarafında sarı ve mor iki renk var. Skillinizin birini sarı birini mor yapın arkadaşlar. Önce birini sonra diğerini tutturduğunuz takdirde rakibin kafasını birbirine vuruyorsunuz. Şu an Franco'dan kaçtım. Franco pusulamıştı oraya. Chench'e karşı biraz daha saf, safe oynamam gerek. Çünkü hakikaten güzel hasarı var gördüğünüz üzere. Şöyle bir canlandırı basıp kule arkasından. Çünkü mana sıkıntısı da yaşanıyor Louis'e ilk etap. Kitap çıkana kadar belli bir sıkıntı yaşanıyor. Şu yeşilleri alayım hazır burada boşa durmasın. En azından mana seviyemi artırayım. Chench beni gördü kaçıyor şu an arkaya doğru. Bir de skill bıraktı üzerime. Güzel, çok bir şeye gerek yok şu an tutturamadım ona. Bayağı hasarladı beni. Daha fazla zorlamanın anlamı yok arkadaşlar. Belli bir item seviyesine gelene kadar şöyle biraz geride kalalım. Bir base atıp geleceğim. O süre zarfında da can ve manamı fullleyeceğim. Şu an bizimkiler orada biraz zorluyor ama ne çıkacak bekleyip görelim diyorum. Haritanın sol üst köşesinde gördüğünüz gibi. Orada şu an bir şeyler dönüyor. Düşman kayıp attım ben de. Chench de gidiyor o tarafa. İlk kanı aldık bu arada YZ ile. Güzel. Güzel arkadaşlar. Matilda'nın canı biraz az ama hamle yapan olmayınca ben bir şöyle ışından atayım oraya. Franco'nun canı az gördüm. Yapıştırdım Yin Yang'ı. Gördüğünüz gibi birbirine vurdum arkadaşlar. Franco öldü. Chench'i de sakat bıraktık. İyi oyunda atıyor Franco da. Aynen kardeşim iyi oyundu. Şuradan bir kaplumbağa çıkaralım aradan. Ben bir görüş alayım. Kaplumbağa'ya gelmesin Chench. Çünkü ulti falan atarsa bayağı hasarlayabilir uzaktan bizi. Şöyle midde minyonları hafiften itelim. Leomord ultisini boşa açtı. Chench çünkü alt koridora gitmişti. Düşman kayıp atıyorum ben şu an. Alt koridora gittiği takdirde bilgisi olsun. Kaja da ona göre safe kalsın. Toplan diyor şu an yukarıya YZ. YZ'nin orayı baskılıyorlar. Franco ve Chu. Lancelot kendi ormanında. Ben şu midi bir iteyim. Skill kullanmıyorum ki arkadaşlar çok bir. Çünkü mana seviyem ve skill birikimim azalırsa karşıma biri geldi takdirde zayıf kalabilirim ona karşı. Chench bana doğru geliyor ama döndü şu an aynen. Görüşümü aldı ve döndü. Şu an midi itiyorlar. Mide gidip minyonları itmem gerek. Çünkü kendi lane'imi itmeden başka lane'lere ganga gidersem kulemden altın alırlar ve kulemi yıkabilirler arkadaşlar. Kulenizi satmayın o yüzden. Şu an Chench yine yukarıda YZ'nin bulunduğu yerde. Chu ve Franco da orada. Şöyle ben oraya doğru bir ilerleyeyim. YZ ulti açtı galiba şu an aynen kaçıyor onlardan. Ama yine de bir destek gerekebilir. Çünkü 3'e karşı tek orada. Şu an geride durması gerek YZ'nin. Franco çünkü... Aha ultiledi Franco. Şöyle bir Yin Yang. Yok yemedi. Tutturamadık. Kaçtılar. Bu arada arkadaşlar Yin Yang'da bence şuraya bir ışınlayayım. Pusuladığınızda öncelikle ilk skill'i atın. İkinci skill'i her türlü tutturuyorsunuz zaten alan hasar olduğu için. Hani daha garanti olur. İlk skill'i çalıdan adama tutturursunuz ister istemez. İkinci skill'de de alan kontrolü olduğu için illaki tutturmanız gerekir. Tutturursunuz yani tutturmama ihtimaliniz yoktur. Şurada Franco bizi çekti ama oradan sıyrıldım. Şu an yukarıda neler dönüyor bakalım. Chu'yu bir düşürebilir miyiz acaba?
YZ oyun yapmaya çalışıyor onu ama YZ biraz zayıf. Franco geldi. Franco'ya bir yin yang. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir hasarı var Louis'nin. Yani Franco tank olduğu halde şu an canının yaradan çoğunu götürmüş durumdayım. Şöyle bir aşağı ışınlanayım yine. Midimi tutmaya gideyim. Burada bir TF başlayacak gibi duruyor ama rakip kaçıyor. Çok güzel Franco düştü. Şimdi bir Lancelot'a yetişebilir miyiz diye bakıyorum. Çuğ da geliyor arkasından ona desteği. Şu an bir daha tutturursam çok güzel olacak. Çok güzel ilk kilimiz geldi bu arada. Gayet güzel arkadaşlar. Buradan ilk kili biz çıkardık. Rakibe fırsat vermedik. Kulemizi açalım seri bir şekilde. Çünkü kuleler çok önemli bildiğiniz üzere. Mid'i de sattım ben bu arada. Burada adamları öldürme pahasına hemen midime gidip minyonları iteyim. Ya midi mecbur sattım orada çünkü o ormancıların düşürmemiz gerekiyordu. Biz kuleyi bir şekilde alacağız. O sorun değil ama mid kulenin gitmesi tabii ki kötü oldu. Bakalım ne getirecek. Şu an 7-0'lık bir net skorumuz var. 2 kill 2 asistim oldu benim de. Franco ve Lancelot'u düşürmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Dairot geliyor burada. Dairot'a bir yin yang. Dairot şu an sakat oldu gördüğünüz üzere. Kaçabilecek mi acaba? Aynen orada base atıyor. Artık zorlamanın anlamı yok arkadaşlar. Kule altına kaçtıysa rakip gözünüzde kesmiyorsa çok bir zorlamayın. Şu an kulelerde bir tık geride gibiyiz. O yüzden bu kuleyi alsak tatlı olur. Lancelot geldi şu an. Chen ultiledi. Matilda keşke zorlamasan orada. Aynen güzel çıktın. Yukarıda Franco kule açmaya çalışıyor. Leomord yetişti şu an ona ama fisyesini kullandı muhtemelen Franco. Şöyle bir yukarı doğru ışınlanayım. Chen'ci baskılar mıyım burada? Chen'ce bir yin yang. Gördüğünüz gibi Chen sakat oldu ve öldü. Öldü şu an. Arkadaşlar Louis'i çok güzel eritiyor. Yani şu an metoda da olan bir kahraman. Yani bence gizli meta. Çok bir bilen yok çünkü. Almanızda fayda var. Bilmeniz gereken birkaç kural var. Onları bildiğiniz takdirde çok güzel oynarsınız. Şu an çuğu zorluyor. Ama hata yapıyor. Yok yok zorlamaya gerek yok. Kaplumbağayı aldı şu an Leomord. Gayet güzel. Takımımız iyi ilerliyor. Dairot geliyor şu an aşağıdan bize doğru. Dairot'un görüşünü aldık. Leo ultisini açtı ama kule altı girme kral. Ben uzaktan uzağa dövmeye çalışacağım bunları. Kule altından çıkmıyor şu an. Rakip mantıklı oynuyor arkadaşlar. Çünkü gerideler. 10'a 1 gibi net bir skor var bizde. Çuğu şu an burada pusulamış ama görmedik. Yanından geçtik. Fakat çok güzel bir TF dönüyor burada. Yin Yang'ları konuşturuyoruz. Çuğu beni kesebilecek mi? Ya hayır tabii ki de. Bak pasif kalkanım geldi. Çok güzel bir olay o. Aynı zamanda Matilda da basınca. Gayet güzel bir oyun döndü orada. Yine kill vermeden kapattık orayı. Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Ben daha çok ultiyi böyle ileriye gitme amaçlı kullanıyorum. Yürümek biraz zor geliyor. Tabii ki rakibin arkasına veya duruma göre Lord falan kesiyorlarsa içine de ışınlayabilirsiniz takımınızı. Şu midi bir açalım seriden biz. Gayet güzel. Şu an Lancelot ve Chen'ce aşağıda. Kilimizi çıkardık yine Dairot'u aradan. Lancelot geliyor bize doğru. Buradan aradan birkaç kişiyi sakatlayabiliriz. Çok güzel. Şu an gayet güzel hasar bıraktım. Yakma çıkıyorum bu arada arkadaşlar Louis'ye. Yakma itemi çok kuvvetli. Şu an Chu'ya bir Yin Yang. Çok güzel. Acayip hasar bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu an kule Leomord'da ya. Leomord'da olduğu için içeri girip birkaç kez daha vurabilirdim orada. Bir tane salladım ama yetişmedi. Kule takım arkadaşınızdaysa korkmayın arkadaşlar. Girin kule altına. Bir şeyler yapabilirsiniz. Bak hasara bak hasara. Franco'nun kafasını yardım arkadaşlar. Muhteşem bir hasar bıraktım adama. Dairot'la şu an vs atıyoruz. Dairot kesemezsin beni kardeşim. Güle güle. 2'de 2'miz geldi şu an. İyi oyundu. Aynen öyle. Lancelot burada. Lancelot'a yakalayabilir miyiz? Yok. Lancelot çok güzel kaçışı olan bir kahraman ama şuradan önünü kesebilir miyim diye bakıyorum. Hakikaten Lancelot'un kaçış efektleri efsane bir şey ama kucağımıza düştü burada. Çok güzel. Kill de bende kaldı. Lancelot güle güle kardeşim.
Aynen bir Lord'dan Lord mu alsak, saldırıyor. erken Lord oyun getirir aslında ama Çuğ da orada pusmuş bekliyor şu an haritanın sol üst köşesinde gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar bir gözünüz haritada olsun her zaman. Haritadan gözünüzü ayırmayın. Gayet güzel oyunu koparırsınız. Lord'u da aldık şu an. Çuğ yine saklandığı yerden çıkamadı ve kafasına vurdum Franco'nun. Franco yine düştü. Şu an burada aslında Dairot'u da düşürebiliriz. Matilda girmişti ama çık kral ölme. Çok güzel. Matilda da ölmedi orada. Çuğ ne yapmaya çalışıyor hala çözemedim. Sürekli pusuluyor, bir şeyler yapıyor. Şu an Matilda'ya oynayacak galiba. Matilda ölecek. Öldü. Matilda'yı oradan kurtaramazdık. Çünkü canı çok az olduğu için ama Çuğ'yu öldürdük biz de. Gayet güzel devam ediyor şu an. Lord yukarıdan ilerliyor. Bunlar burada TF yapar. Birkaçını düşürürsek Lord daha güzel ilerleyecek. Bakıyorum kim Chench burada. Dairot ve Franco burada. Yukarıya bir ışınlanalım şöyle arkadan doğru. Gelen olursa gizlendiğim yerden Yin Yang'la of Franco fiskeledi beni. Görüşümü aldı muhtemelen. Bunların bir kafasını birbirine vurayım. Çok güzel hasarım var. Ölmemem lazım buradan. Franco kaçtı. Dairot beni kovalıyor ama kalkanım çok güzel. Fakat canım az. Dairot'un da canı az ama zorlamayacağım arkadaşlar. Yeşilim basıp çıktım oradan. Çünkü Dairot'un hasarı çok yüksek. O yüzden bir base atıp canımızı fullemekte fayda var. Şöyle bir bakıyorum haritanın geneline. İleriye doğru ışınlayalım yine kendimizi. Çünkü yürüyerek o kadar mesafe kat edemem arkadaşlar. Leom ordumuz 2'de 2 attı. Şu an Leom ordunun ihtiyacı yok muhtemelen. Maviyi benim almam lazım. Bu arada arkadaşlar Louis'ye bekleme süresi düşürme ve manası çok olduğu için kitap çıktım. Kitap çıkıyorum da genel item. Ayakkabı olarak büyü nüfuzu ayakkabısını çıkıyorum. Daha sonrasında yakma itemi ve duruma göre adalet kılıcı ya da kutsal kristal çıkıyorum. Eğer karşıda çok baskılayan karakterler varsa ve fiziksel hasarlar yüksekse kar sopası da çıkabilirsiniz. Erken safhada. Çünkü Luo'nun zaten hasar yüksek olduğu için kar sopasıyla kendinizi ayakta tutabilirsiniz. Şu an takım gelse yukarıdan oynayabiliriz ama tek başıma zorlamanın bir anlamı da yok. Ondan dolayı şöyle takımın yanına gideyim. Arkadan arkaya belki dürteriz rakibi. Şu an 20'ye 3 gibi aşırı net bir skor mevcut. Rakip kafayı yemiş durumda. Ve Franco'yu bir kez daha kestim arkadaşlar. Franco kudurmuş olmalı. Çünkü adam en az 4-5 kez ben kestim sadece. Gayet güzel diğer kulelerini de yıkmış durumdayız. Arkadan görüyor musunuz arkadaşlar bak yakmanın önemini. Yine Dairot'u da kestim. Çuğ kaçıyor şu an. Çuğ'ya da vurdum bir tane. Çuğ da düştü. Gayet iyi dostlarım. Soldan girebilir miyiz? Minyonlar geliyor aslında ama gireriz. Hadi şu Lancelot'u bir yakalayalım. Of, Chench arkadan çok güzel dürttü. Ama kill alamadı en azından oradan. O güzel. Çok bir zorlamaya gerek yok az. Franco güzel ultiliyor ama takımı göremedi beni. Takımı görseydi direkt düşürebilirlerdi. Şimdiye kadar hiç ölmedim arkadaşlar. 9 kill 8 asistim var. Bu arada Yin Yang'ın renkleri sarı ve mor söylemiştim. Ara sıra boş skill atıyorum ki o renkleri tutturabilmek için. Leomord'u da yalnız bırakmayalım. Şu an Franco falan burada. Franco'yu çok güzel tutturdum yine. Devam edin arkadaşlar. Bırakmamamız lazım orayı. Kule bende kaldı. Bir tık çıkıp geri gireceğim. Kule tanklarda kalsın arkadaşlar. Sizde kalmasın. Sizde kaldığı zaman çıkın. Lancelot şu an kaçabilir mi? Muhteşem kaçtı o canla. Rakibi şu an domine etmiş durumdayız arkadaşlar. Zaten rakipte Lui olduğu zaman ben genelde zorlamıyorum. Arkadan onu tekleyip daha sonra oyunu koparmaya çalışıyorum. Çünkü Lui'nin TF'de arkadan vurması çok önem arz ediyor. Bakın yine dürtüyorum. Rakipler yaklaşamıyor arkadaşlar Lui olduğu için. Ama şu an bayağı bir kovaladılar bizi. Of! Hasara bakın arkadaşlar 2'de 2 geldi. Çuğ'yu da kopardım oradan. Buradan bir kill daha çıkarabilirsem çok güzel olacak. Dairot da çıktı 3'te 3. Bunların kaçması lazım şu an. Aynen kaçıyorlar. Baskı kurmaya kalkarlarsa penta atabilirdim. Ardından da oyunu koparırdık aslında. Ama çok zorlamadılar. Franco'nun canı çok az. Güzel. Kaja da çıkardı onu aradan. Of. Matilda kaç kaç kaç. Kaç kral kaç. Chench şu an rakibi ayakta tutuyor dostlar.
Yani Chen'in ultisi muhteşem bir olay. Harika oyun. Zaten Chen'in olmasa Saldırıya hazırım. çoktan bitmişti bu oyun ama. Bakalım bitirebilecek miyiz? Minyonlar da geliyor bu arada. Çok güzel baskıladık. Chen kardeşim Düşman öldün güle güle. Rakip şu saatten katledildi. sonra tutamaz dostlarım. Çok güzel baskıladık. Bu oyundan sonra da mistik 3 oldum muhtemelen. Çok bir kasamadım bu sezon. Kasmadım vakit olmadığı için. Dairot da kesildi şu an. Chu da zorluyordu. O da öldü. Kaja'yı çıkardı aradan ama olsun. Lancelot ve Franco kaldı. Bunları da keseriz ve oyunu bitiririz muhtemelen. Of. Hasarlara bak arkadaş. Çok güzel. İzleyen herkese teşekkür ederim. Ben oynarken zevk aldım. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Oyun sonu profilime koyacağım fotoğraf olarak. Oradan ekleyebilirsiniz. Beraber oynarız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.